Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu infinitive mit zu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, infinitive mit zu'dan kasıt ne? Zu edatı demek oluyor arkadaşlar bu. Söz gelimi ben bir eylemi yapmak üzere diyecek olursam burada zu plus infinitive'i getiriyorum. Ne demek istediğimi örnekler içerisinde rahatlıkla anlayacaksınız arkadaşlar. İlk örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Es ist einfach, kolaydır. Jeder kann Auto fahren. Herkes araba sürebilir. Herkes araba kullanabilir. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, kolaydır araba kullanmak. Bu durumda ben ne yapıyorum? Bakın buradaki jeder ve kann, buradaki jeder ve kann'ı atıyorum. Herkes yapabilir, değil mi? Burada ne diyeceğim? Kolaydır araba kullanmak. Bu durumda es ist einfach Auto zu fahren dediğimde kolaydır araba kullanmak. Yani az önce söylemeye çalıştığım zu plus infinitive ile ben o eylemi yapmak üzere evet, böyle bir anlam çıkmış oluyor. Şimdi birebir Türkçe'ye çeviremediğimiz için zu yapısı Türkçemizde, güzel Türkçemizde yok. Yapmak üzere olarak ele alabiliriz bunu. Dediğim gibi örnekler içerisinde siz bunu daha bir kavrıyor olacaksınız. Demek ki burada kolaydır araba sürmek, araba kullanmak dediğimizde es ist einfach Auto zu fahren demiş oluyoruz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Ich fliege morgen für zwei Wochen nach Paris. İki haftalığına Paris'e uçuyorum. Ich freue mich darauf. Buna seviniyorum. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, ben seviniyorum. Paris'e iki haftalığına uçma durumuna seviniyorum diyeceğimizden dolayı biz burada ne yapacağız? Zu'dan yardım alacağız, yani zu edatından. Bu durumda ich freue mich darauf dedikten sonra arkadaşlar virgülümü getiriyorum. Yani şuradaki yapıyı ne yaptım? Aşağı taşıdım. Morgen für zwei Wochen nach Paris zu fliegen. Yani iki haftalığına Paris'e uçma durumuna seviniyorum dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum? Zu'dan destek alıyorum. Bu durumda zu fliegen demiş oluyoruz arkadaşlar. Uçmaya, uçmak üzere, değil mi? Uçmaya dersek tabii ki daha doğru olmuş olur. Bu durumda ben seviniyorum yarın iki haftalığına Paris'e uçmaya gibi güzel Türkçe'ye çevrilebiliriz. Dolayısıyla ich freue mich darauf, morgen für zwei Wochen nach Paris zu fliegen diyormuşuz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, hast du Lust, ister misin? Gehen wir am Samstag ins Kino, sinemaya cumartesi günü gidelim mi? Şimdi arkadaşlar burada diyeceğiz ki ister misin cumartesi sinemaya gidelim birlikte şeklinde ele aldığımızda ne yapacağız? Bu iki cümleyi demek ki zu plus infinitive ile birleştirecek olursak hast du Lust virgülümü getirdim. Am Samstag mit mir, değil mi? Ben teklif ediyorum. Dolayısıyla benimle cumartesi sinemaya gitmeye hevesin var mı gibi. Hast du Lust am Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Bakın burada gitmeye diyecek olduğumuzdan dolayı zu gehen yapısını kullanıyoruz. Bu durumda hast du Lust am Samstag mit mir ins Kino zu gehen diye soruyoruz. Dördüncü örneğimize bakalım. Es freut uns, seviniyoruz, değil mi? Bakın refleksif bir durum, sich freuen, değil mi? Biz seviniyoruz dediğimizde ne diyeceğiz? Es freut uns, wir helfen euch, bizler sizlere yardımcı oluyoruz. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar, size yardım olmaktan hoşnutuz, mutluyuz gibi bir çeviri oluyor bu. Dolayısıyla biz mutluyuz, seviniyoruz anlamı doğuyor. Es freut uns, euch zu helfen. Sizlere yardım etmek bizi sevindiriyor şeklinde. Demek ki bunu Türkçe'ye bu şekilde çevirmiş oluyoruz. Demek ki zu plus infinitive'den arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Yardım almış oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim.
İlk örnekte arkadaşlar es ist einfach cümlesini görüyoruz. Kolaydır. Jeder kann Auto fahren. Herkes araba sürebilir. Herkes araba kullanabilir. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar kolaydır araba sürmek. Bu durumda jeder ve können'e hiç gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü anlam olarak baktığımızda kolaydır araba kullanmak dediğimizde demek ki jeder kann evet bunları hiç gerek kalmadan da ifade edebiliyoruz. Çünkü es ist einfach Auto zu fahren denildiğinde zaten bir genelleme yapmış oluyoruz. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İkinci cümledeki fahren eylemine ne getiriyoruz? Zu yapısını getiriyoruz. Bu durumda zu fahren değil mi olmuş oluyor? Sürmek. Zu fahren. Es ist einfach Auto zu fahren demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda ich fliege morgen für zwei Wochen nach Paris. İki haftalığına Paris'e uçuyorum. Ich freue mich darauf. Buna seviniyorum. Şimdi Paris'e iki haftalığına yarın uçacağıma seviniyorum dediğimizde demek ki ne yapıyoruz? Zu'dan destek alıyoruz. Bu durumda ich freue mich darauf virgülümü getirdim. Morgen für zwei Wochen nach Paris zu fliegen. Uçmaya dediğimizde demek ki zu fliegen demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda hast du Lust, ister misin? Gehen wir am Samstag ins Kino. Cumartesi sinemaya gider miyiz? Şimdi arkadaşlar burada bu iki cümleyi birleştirdiğimde benimle birlikte diyeceğimizden dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Mit mir. Bu durumda hast du Lust, ister misin? Am Samstag mit mir, benle birlikte ins Kino zu gehen. İster misin cumartesi günü benimle birlikte sinemaya gitmeye dediğimizde demek ki mit mir ins Kino zu gehen. Demek ki gitmeye diyeceğimizden dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Zu gehen demiş oluyoruz. Ve dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar es freut uns, seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Wir helfen euch, sizlere yardım ediyoruz. Bakın bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde demek ki ne yapacağız? Zu plus infinitif'i getireceğiz. Bu durumda es freut uns euch zu helfen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es ist einfach. Jeder kann Auto fahren. Es ist einfach. Jeder kann Auto fahren. Es ist einfach Auto zu fahren. Es ist einfach Auto zu fahren. Ich fliege morgen für zwei Wochen nach Paris. Ich fliege morgen für zwei Wochen nach Paris. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, morgen für zwei Wochen nach Paris zu fliegen. Ich freue mich darauf, morgen für zwei Wochen nach Paris zu fliegen. Hast du Lust? Gehen wir am Samstag ins Kino. Hast du Lust? Gehen wir am Samstag ins Kino. Hast du Lust, am Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Hast du Lust, am Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Es freut uns, wir helfen euch. Es freut uns, wir helfen euch. Es freut uns, euch zu helfen. Es freut uns, euch zu helfen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Monika fährt nicht gern Fahrrad. Monika bu bir kadın ismi. Ne diyor arkadaşlar? Monika bisiklet sürmeyi pek sevmiyor değil mi? Fährt nicht gern Fahrrad. Das macht ihr keinen Spaß. Der Spaß eğlence. Demek ki bu ona eğlenceli gelmiyor diyecek olursak Almanca'da biz buna das macht ihr keinen Spaß dememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi biz bir araya getirdiğimizde ve zu plus infinitif'i işin içerisine kattığımızda aslında zu plus infinitif'ten kasıt arkadaşlar mazhar halde koruyoruz fiili ve başına ne yapıyoruz? Deminden beri yaptığımız aslında şey bu. Suyu başa getiriyoruz. Dolayısıyla bakın ne diyeceğiz? Das macht ihr keinen Spaß ile başlayacağız. Ancak burada das macht yerine es macht diyeceğiz. Çünkü buradaki es'ten kasıt arkadaşlar. Bununla ilgili bir ders videosu yapmıştık hatırlarsanız.
ACE ile ilgili. Burada ACE'den kasıt ne olabilir? Çeşitli durumlar için söz konusu olabilir. Söz gelimi işte hava durumu için olabilir. Ancak işte çeşitli durumlar. Buradaki durum da Monica'nın durumu, tavrı, tarzı, düşünce şekli değil mi? Es macht Monica keinen Spaß denildiğinde demek ki Monica'nın hoşuna gitmiyor. Yani bu durum. Ne durumu? Bisiklete binme durumu. Dolayısıyla es macht Monica keinen Spaß virgülümü getirdim. Fahrrad zu fahren. Bakın bisiklet sürme onun hoşuna gitmiyor dediğimizde demek ki es macht Monica keinen Spaß Fahrrad zu fahren dememiz gerekiyor. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Es ist wichtig. Ne demek bu? Es ist wichtig. Bu önemli. Değil mi? Neymiş önemli olan? Man muss zweimal am Tag die Zähne putzen. Evet. Ne diyor bu cümle arkadaşlar? Günde iki defa zweimal am Tag değil mi? Die Zähne putzen. Dişleri fırçalamak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ne diyeceğiz? Önemlidir günde iki defa dişleri fırçalamak diyecek olursak birebir Türkçe'ye çevirdiğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Es ist wichtig ile başlıyorum, virgülümü koyuyorum ve zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Bakın burada zu infinitifi getiriyoruz. Dolayısıyla zu putzen değil mi? Bu durumda önemlidir günde iki defa dişleri fırçalamak gibi çevirdiğimde tabii zaman zaman böyle çevirdiğimde havada kalabiliyor ya da işte Türkçe yapıya aykırı olabiliyor, devrik gibi gelebiliyor ama hani anlaşılır olsun diye bu şekilde ifade ediyorum arkadaşlar. Bu durumda ne diyecekmişiz demek ki? Es ist wichtig zweimal am Tag die Zähne zu putzen diyecekmişiz. Yedinci örneğe baktığımızda ihr habt vergessen. Vergessen ne demekti? Unutmak demek. Sizler unuttunuz. Ihr habt die Bücher nicht zurückgegeben. Evet, kitapları iade etmediniz. Arkadaşlar, bakın burada bir perfekt zaman var. Habt zurückgegeben. Değil mi? Zurückgeben aslında baktığımızda iade etmek ayrılabilir fiil. Ancak geçmiş zamanda ele alındığında zurückgegeben şeklinde ifade ediliyor. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar sizler unuttunuz kitapları iade etmeyi. Bu durumda ne olacak? Ihr habt vergessen. Bakın gene cümlemiz bu şekilde başlıyor. Virgülümü getirdim. Die Bücher zurückzugeben. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Zurückgeben ayrılabilir fiil. Değil mi? Baktığımızda. Ve araya ne girmiş arkadaşlar? Zu yapısı girmiş. Dolayısıyla zurückzugeben şeklinde bakın bu şekilde ve asla bir boşluk olmadan birlikte yazılıyor. Yani tek bir kelime şekline bürünüyor. Zurückzugeben şekline bürünmüş oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Demek ki sizler unuttunuz kitapları iade etmeyi diyecek olursak ihr habt vergessen die Bücher zurückzugeben demiş oluyoruz. Ve son örnekte sıra arkadaşlar. Wir hatten keine Zeit. Vaktimiz yoktu. Wir konnten nicht warten. Bekleyemedik. Bakın burada da Präteritum olarak karşımıza çıkmış değil mi? Können, konnte, haben, hatten şeklinde değil mi? Ne diyeceğiz şimdi? Vaktimiz yoktu beklemeye dediğimizde demek ki zu warten değil mi? Beklemeye şeklinde ele alınıyor. Bu durumda vaktimiz yoktu. Wir hatten keine Zeit zu warten. Beklemeye vaktimiz yoktu demiş oluyoruz. Dilerseniz şunların bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Bu yapmış olduklarımızın. Monica fährt nicht gern Fahrrad. Monica bisiklet sürmeyi pek de sevmiyor anlamı doğuyor bu cümlede arkadaşlar. Das macht ihr keinen Spaß. Onun hoşuna gitmiyor diyor. Değil mi cümle? Şimdi bisiklet sürmek Monica'nın hoşuna gitmiyor diyecek olursak zu plus infinitiften yardım aldığımızda ne yapıyoruz? Es macht Monica keinen Spaß Fahrrad zu fahren. Demek ki burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Zu plus infinitifi kurduğumuzda buradaki asıl fiilim ne? Sürmek değil mi? Bisiklet sürme olayı Monica'nın hoşuna gitmediği için ne yapıyorum? Zu fahren yapısını ele alıyorum.
Dolayısıyla es macht Monika keinen Spaß Fahrrad zu fahren diyormuşum. Altıncı örnekte es ist wichtig, man muss zweimal am Tag die Zähne putzen. Ne kadar doğru değil mi? Umarım herkes dişlerini ne fırçalıyordur. Diyor ki önemlidir günde iki defa dişlerin fırçalanması. Es ist wichtig, virgülümü getirdim. Zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Bakın putzen'dan önce mutlaka ne gelecek demek ki? Zu yapısı. Dolayısıyla zu putzen. Yedinci örneğe baktığımızda ihr habt vergessen, unuttunuz. Ihr habt die Bücher nicht zurückgegeben. Kitapları iade etmediniz. Ihr habt vergessen die Bücher zurückzugeben. Bakın burada demek ki ayrılabilir fiil. Ancak ne yapıyorum? Zu yapısını buraya değil mi? Giydirmiş oluyorum. Bu durumda zurückzugeben değil mi? Tek bir kelime haline bürünmüş oldu. Ve son örnekte de wir hatten keine Zeit, vaktimiz yoktu. Wir konnten nicht warten, bekleyemedik değil mi? Wir hatten keine Zeit zu warten, beklemeye vaktimiz yoktu demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Monika fährt nicht gern Fahrrad. Monika fährt nicht gern Fahrrad. Das macht ihr keinen Spaß. Das macht ihr keinen Spaß. Es macht Monika keinen Spaß, Fahrrad zu fahren. Es macht Monika keinen Spaß, Fahrrad zu fahren. Es ist wichtig. Man muss zweimal am Tag die Zähne putzen. Es ist wichtig. Man muss zweimal am Tag die Zähne putzen. Es ist wichtig, zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Es ist wichtig, zweimal am Tag die Zähne zu putzen. Ihr habt vergessen. Ihr habt die Bücher nicht zurückgegeben. Ihr habt vergessen. Ihr habt die Bücher nicht zurückgegeben. Ihr habt vergessen, die Bücher zurückzugeben. Ihr habt vergessen, die Bücher zurückzugeben. Wir hatten keine Zeit. Wir konnten nicht warten. Wir hatten keine Zeit. Wir konnten nicht warten. Wir hatten keine Zeit zu warten. Wir hatten keine Zeit zu warten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde infinitif mit zu konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.